Günaydın YouTube ailem. Biliyorsunuz ben artık güvercin ticaretine mi başladım diyelim. Ama işini bilmeyen kasapla masat ilişkisini bilen kardeşlerimiz bu konuda bana çok hak verecekler mi vermeyecekler mi bilmiyorum. Geçen gün bir arkadaşımız bizden bir çift macar almıştı. Onun yerine de bana farklı bir kuş vereceğini söylemişti. Ben de takas yoluyla geldim ama geldim ne göreyim. Burada bir tane 4 yaşında bir kangal var. Arkadaşımız aynı zamanda golden besliyor. Gerçek saf kangoldun mu bu? Saftan hocam. Evet. Parayla mı aldın sen bunu? Parayla aldım. Aldın, evet, güzel. Peki şu köpeğimiz biraz iri yapılı, kafaya bak. İki dönüm kafa var arkadaşlar. Ben telin ardından çekiyorum çünkü İlk defa geldiğim için beni tehdit olarak algılayabilir. Durduk yere moralimiz bozulmasın. Arkadaşlar sarı kangal. Yalnız ayakları da benim palaz gibi iki dönüm olmuş. Ve 42 numara ayakkabı ancak olur. Şu an arkadaşlar bir köpek severin en çok sevdiği şeylerden biri olan köpeğimiz ekmekle besleniyor. Ne zaman sıkıya gelsek hemen ekmeği yaslıyoruz ya. O yüzden şu an kafam rahat. Yalnız bunların sahibiyle sizi tanıştırmak istiyorum. Merhabalar kardeş. Önce bir kendini tanıtırsan sevinirim. Ben Ada Osmani'de yaşıyorum. Bu köpeğe kuşa gönül verdik. Senin bu konuşma tarzına da ben hasta olayım. Anlıyor musun? Anlıyorum. Tam orijinal arkadaşlar. Adana usulü. Yalnız saçlarına dikkat ettiniz mi? Bizim Ege'nin saç modeli gibi. Şöyle Akyer zeytinliği gibi. Maşallah çok bakımlı. Kuaföre mi gittin lan? Allah'ına çok güzel bakıyor maşallah. Arkadaşlar Ada bizim aynı zamanda sürekli alışveriş yaptığımız Aksoy Damlama'nın sahibi oluyor kendisi. Aynı zamanda süper güvercinlerinin olduğu konusunda duyumlar geldi. İzin istedik, çekim için bize izin verdi. Hadi hep birlikte kümesine doğru gidelim. Evet, yüksek güvenlikli Alcatraz hapishanemizin önce dur kümesin bir işçiliğine bakın arkadaşlar. Maşallah. Az ne kadar delme takmada desem profesyonel görünümlü. Bakın arkadaşlar. Bayağı uğraşılmış. Canı sıkıldıkça buraya metal efendim? Jardin giriyor diye. Ha, jardin işi. Valla ben de o konuda müzdaribim ama bisikletli rehber kardeşimiz bu konuda 10 numara bir çözüm bulmuş. Şu Jack Russell köpek var ya. Madem sen köpekleri seviyorsun. Özellikle lütfen Jack Russell sahiplen. Ben bulamadım. Hocam benimkiler de affetmiyor da. Ama jardin için bu köpek biraz fazla büyük. Dostlar bu köpeği fazla da rahatsız etmek istemiyorum açıkçası. Yani bir Ala Türkiye gibi iddialaşmaya da gerek yok. Bu yaştan sonra Allah yaklaştı. Eyvah tam dibimde. Yani aramızda bir 25 santim falan var. Acaba beni tehdit olarak algılar mı? O yüzden biraz korkuyorum ama gözlerine bakmamaya çalışıyorum. Golden da iyi ya. Allah'tan fazla saldırmadı. Saldırsaydı zaten şu an her türlü iç basıncı, dış basınca eşitlemiştik. Yani altına kaçırmanın bilimsel bir yaklaşımı bu. Hızlı. Lan çok maymunsun lan. Neyse bizim amacımız bu. Kuşlar da hemen bakalım. Kaçar mı? Yok şöyle gel şuna. Evet. Evet. Tamam. Maşallah. Oo. Bunlar kanatsız mı? Hocam bunlar hep arkadan gerçekten. Evet. Kaç tane var burada? Şangıl şungul ettiklerine göre takımlarda. Of of. Aa, şu ispirle bizimkine çok benziyor ha. Evet. Yemlemiş miydin? Yani şimdi yem verdiğin için pek yanımıza yaklaşmazlar o yüzden dedim. Genelde hepsi gümüş kuyruk. Sen öz... Yani... Evet. Bunlar karışmadan geliyor. Bak orada bir tane 40 kuyruk gümüş var ya. O ne? Evet, göğ gümüş. 40 kuyruk gibi olan var ya. Evet. Yani kuyruğa baksana. Normalde kuyrukları hiç böyle görmemiştim. Nerede? O da
Yalnız onu dikkat ediyor musun? Şeye, kuyruklar biraz fazla uzun değil mi? Evet, 40 kuyruk. Alaca 40 kuyruk. Yani gül alaca 40 kuyruk. Bir de ortaya çıkarttım hocam. Bir yavrular veriyor. Ne çıkıyor sonuca? Onun bir yavrusu var mı? Hangisi? Yavrusu var da ben bir arkadaşımın anında ve evet. Şu garip olmuş baksana. Gül kuyruk var ya. Güllü. Kırmızı kuyruk var mı? Ha bak kırmızı kuyruk var önünde. Biri de buradaydı arkadaşlar. Maşallah sen bayağı bir şeyi arttırmışsın çeşidi. Şuna bak şuna. Sanki kuyruğu sonradan Photoshop'la montajlanmış gibi. Bak bak bak. Bunun kuyruğu da çok farklı ya. Biraz aşağı doğru oldu hani. Yani şey, herhalde yumurtlamaya gidiyor. Çok çok. Biraz kuyruğu şey onun beyazlığı var da yavruyu kırmızı kuyruk açıyor. Evet. Şöyle bir yakından çekeyim. Kaç çek gele bu? 4 çek. Erken de 3 çek. Size anlatmıştım ya, erken nesli çok eskiden geldi. Çok eski derken? Bayağı 3-4 sene, 5 senelik. En son babaları, dedeleri falan hep kendi. Şu ikisi eş herhalde. Şuna bak, bu eş. Maşallah. Burada toplamda kaç kuş var demiştin? Anlayacağım, 45 tane. Bunlar hiç şeye de uçurmaya da çıkmıyorsun. Dosta güven, düşmana korku sarıyor. Akşam kimse giremez buraya. Öyle mi? Giren ölür. O kadar ki iddialısın. Bak, ben hala oturanlar bilir. Öyle mi? Yani, burayı açıyorsun, içeriye bırakıyorsun. Burada dolanıyor mu? Yoksa sadece burada mı kalıyor? Bazen buraya bırakıyorum. Bazen içeriye. Yani, maşallah bayağı da ben fazla tedirgin etmek de istemiyorum. Beni kodlamaya başlıyor. Üzerimde de talazın kokusu var ya. Saldırma ihtimali var. Tehlikeli de duruyor. Bir dakika arkadaşlar, hemen diğer tarafa geçiyoruz. Burada boş terkliklerim var. Evet, şu fitilli. Ne fitilli bu? Bir dakika açabilir miyiz? Ya bu kadar profesyonelliğe, bu kadar light bir kilit olmaz iple. Dur kardeş, sen şöyle. Evet, şu rengi niye böyle kardeş bunun? Hocam şu tenekeyi ben tuttum, içini tam temizlememişim. Evet. Kuşlar da içine girdiler, hep zeytinyağı oluyor. Bu zeytinyağı mı oluyor? Aynen, şöyle. Evet, maşallah. Bu arkadaşlar fitilli. Adanalı gibi duruyor ha. Böyle beyaz Adanalı gibi duruyor. Boynundaki gerdanına baktığımda. Evet. Bana söylediğin bu muydu? Aynen. Bu. Dişi erkek? Bu dişi. Erkek de geliyor. Evet. Nerede geliyor? Geliyor mu şimdi? Aradım gelsin. Arkadaşlar biz Macar'ı verdik, fitilliği kaptık gibi bir başlık atabiliriz artık. Evet. Bunu ben şimdi giderim, bir banyosunu yaptırırım. Ondan sonra bunun nesliyle ilgili bana biraz bilgi ver. Şimdi zaten amcam gelin oraya gitti mi? Dedeleri falan hep orada görüyoruz. Evet. Amcam gelin oraya ne zaman gidiyoruz? Hocam bunu karışmada gündüze bırakmışlardı. Sen yakalama mı bu? Durun hocam. Bunu gündüze bırakmışlardı. Biz karışmaya kuşu bırakmadan önce bu mahallede geziyordu. Kara boyun bırakmış. Karışma saati de geldi kondu. Amcam bağladık bir hafta. Sonra bıraktık. Gezip geldi. Kuşu satınca da bunu bana verdi. Evet. Bununla nefis sağlam. Gezip maşallah. Geldi. İyi. Öyle küçük bir şey de değil ha. Yaşı da oturmuş. Kadersiz ama ya. Bir dişi tutturamadım bunu. Hep öldürüyor. Öyle mi? Neyi öldürüyor? Dişiyi öldürüyor. İçinde bir katil var bunun. Evet. Yalnız bu sarının cinsi neydi? Aynalı mı? Hocam bu sarı aynalı. Benim bir kuzenim var. Askere gitti. Ali Özkan. Evet. Onun yadigarı bize. Evet. Gece dökmesi falan vardı. Ama burada kalsın istiyorsun. Bunu niye uçuma bırakmadın sen bu şeyi? Hocam o fitilliği. Fitilliği mi? Fitilli dişi hocam. Ha anladım. Yok erkek olsa bırakırdın yani. Şimdi amcamın damına gerek yok. Karışma bile yaptık. Göğü kuyruk fitillerimizle. Evet. Anladım. Maşallah. Çok iyi. O zaman biz yavaş yavaş amcan gelin oraya doğru gidelim. Dostlar, biraz önceki filolardan çıktık. Amcasının damına geldik.
Amcasının damı o kadar temiz ki ben acaba nereye gideceğiz diye merak ettim. Arkadaşlar isterseniz damı bir göstereyim size. Şuraya bakın arkadaşlar. Hiç böyle bu kadar temiz, yıkanmış bir dam görmedim. Normal şartlarda diyor ki burası daha da temizdi diyor. Biraz kirlettiler diyor. Burası kirletildiyse diğer kümesler ne? Burada tahta bir kümes var. Burada uçum mu yapılıyor, çiftli mi yapılıyor? Geçen sene karışma yapıyorduk. Şimdi fitilli çiftlisi yapıyoruz. Taklacı uçuruyoruz. Evet, fitilli çiftlisi. Bakalım mı? Evet. Mini Lidl kibar kapımız. Böyle ufaktan bizi karşılıyor. Daha güzel bir görüntü olur. Çıkarabilir misin? Çıkardım, buyurun. Şimdi kaçmasınlar sonra. Ben nerede durayım? Bir an şurada dururum. Tamam. Böyle şuralarda. Tamam. Sadece fitilleri çıkarayım. Olur. Gerçi taklacılar çıkarmadın ama çıktı. Evet. Oo, abraj fitillilerin var. Çok güzel maşallah arkadaşlar. Kalite. Maşallah. Benim istediğim, arzu ettiğim kuşlardan bir tanesi de bu arkadaşlar. Göğkuyruk fitilli. Öyle değil mi? Arkadaş kuşlar çıkarmakla meşgul. Fitilli, her zaman bir fitilli kuşum olsun isterdim. Demek ki bu tarz bir şey gerekiyor bize. Evet. Bu göğe kuyruğumuz. Baş mahallede oturanlar bilir geçen sene yaptığı karışmayı. Bunu karışmaya mı bıraktınız siz? Her yiğidin harcı değil, biz bunu karışmaya da bıraktık. Nasıl bir cesarettir bu ya? Ben en fazla onu şeyde görmüştüm. Bu Servet Tuncer'in damında görmüştüm bu tarz kuşların karışmaya gittiğini. Maşallah. Yani bunu nasıl bıraktınız? Nasıl bir cesaretti? Hocam nesli sağlam, neslini biliyor. Bir de yaşça küçük bir şey de değil yani. Bir yakalandı mıydı? Daha 2 yaşında hocam bu. Bildiğin sermaye ya. Şuna bak, şuna. Tavuk gibi kafa var. Ve bu iri yapılı kuşu siz karışmaya bıraktınız yani. Biz bırakırız hocam. Sese bak, sese. Çat çat çat. Yani eski tip Dodge kamyonlar gibi yapısı var. Maşallah. Sese bak, sese. Görüntüye bak. Ama görüntü daha güzel, 10 numara oldu. Şuna bak arkadaşlar. Of of. Hareketlere, hareketlere. Lanet olsun adamım, çok iyi. Ya peki şu, bu kadar kuşun içerisinde şu posta gibi taklacı mı oluyor bu? Taklacı hocam. Evet. Burada oyun kuşu da var. Hocam şimdi bir mülemansımız var, hediye geldi yavrum. Evet, mülemans. İki tane gelmişti. Dişi teki öldü. Evet. Erkek teki kaldı. Sarı mülemans yalnız bu. Aynen. Kırmızı mülemans değil. Şu üstteki, üsttekiler hangisi taklacılar? Bunlar taklacılar. Bura, bizim burada çıkarttığımız kendi yavrularımız. Evet. Sonra şu sarı araca kendimiz yakaladık. Hangi sarı dedim, balina gibi olan kafası. Aynen. Şöyle. O sarı aracayı biz burada yakaladık. Evet. Tuttuk, bağladık ki mülemansı falan sünnetmek için. Evet. Fitilliler zaten uçuyor da fitilliler biraz çok yükseliyor. Ciddi misin? Yani bunlar uçamaz diye düşünüyorum. Hocam şu yavrumuz bizim. Hangi? O yukarıdaki. Aynen, evet. Göğkuyruk yavrumuz. Evet. Dün fit taklacılarla bir bıraktık. İlk uçuşu, daha birileri var. Bir bıraktık, bulutta kayboldu. Of. Bulutta kayboldu. Yalnız arkadaşlar, yani biraz ada öyle güzel yaklaşıyor ki avcı usulü gibi hikayeler. Bulutta kayboldu. Mesela şu hocam beyaz. Evet. Siyah işlemeli. Evet. O kara kuyruk nesilli. Allah Allah. Aynen. Yavruyu kara kuyruk veriyor. Erkek mi? Erkek hocam. Evet. Bizdekini nereden aldın sen? Bizdeki de buranın hani nesli. Bana vereceğin hocam. Olan. Buranın nesli. Şunların nesli. Aha, şunun nesli. Şu abrajlıların nesli. Yok, şu kara kuyruğun nesli. Aynen. Mesela hocam şu avraj. Yok, evet. Şu avraj çoğunun dedesi. Göğ kuyrukların. Öyle mi? Aynen. Ve beyaz atıyor, göğe kuyruk veriyor. Bir beyaz atar, bir göğe kuyruk atar. Çok iyi. En büyük o mu? En büyük o. Şunun öbür nesli yanındaki ayrı. Abrajın. Biz bu kara kuyruğu tuttuk, getirdik ki nesli biraz değiştirelim, daha güzel versin diye. Evet. Maşallah. Çok iyi ya, ben o sattık kadar beklemedim. Sattık hocam, daha çoktu. Tuttuk, evet. Kendi yavrularımızı sattık, daha iyilerini üretek diye. Evet, fiyatlar ortalama ne oluyor bu fitillerin, abraj fitillerin, ondan sonra
kara kuyrukların. Hocam 2'ye var, 3'e var. Hani bizimkiler de öyle hello cello değil. Evet, duydunuz arkadaşlar, Osmaniye usulü baştan savma değil, yani hello cello değil. Hadi be. Şu yavru daha birer var, üstüne çok katar. Evet. Oy 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 oy. İlk defa arkadaşlar kara kuyruk fitilliği görmüş oldum. Ve kümes o kadar mütevazi ki arkadaşlar, şöyle bir kümesi göstereyim size. Bakın. Tatlı, içerisi ılıcıcık. Böyle perde tahtasıyla yapılmış. Üst taraf su geçirmesin diye çinkoyla bir lambamız var. Ve alt tarafa dikkat ederseniz ne kadar düzenli konulmuş. Aynen böyle bir kitaplık gibi yapılmış. Demek ki arkadaşlar bu işler böyle oluyor. Ben de öğreneceğim. Taşlı otomatik strokları var hocam. Onu işte onu merak ettim. Şu otu kendiler çeksin diye mi buraya koydunuz? Yok. Amcam böyle getiriyor. Kuş kovalamaya başladı mı biraz indirir, kuş çeker. Anladım, anladım. Şu otomatik strokunu merak ettim. Ha şu bildiğimiz şey de tavuklar için konulan. Evet, işte bu ya. Ben de bundan istiyorum ya. Arkadaşlar Aksoy damlama oldukları için burada reklamını da yapalım. Demek ki bu işler böyle oluyor. Kendi damlama sistemiyle suyunu buradan alıyor. Bakayım acaba nasıl oluyor? Su bittikçe mi oluyor? Buradan mı ayarlıyorsunuz? Bittikçe geliyor hocam kendi kendine. Ha. Ha şu. Alt. Buradan su bastıkça şamandıra kapanıyor. Şöyle bir bakın akışı gözüküyor mu acaba? İnşallah gözüküyordur. Bak şimdi doldu. Şöyle aksın. İşte bıraktık. Kesti. Güzel. Bundan acil bir tane yapmamız lazım arkadaşlar. Herkesin bunu da görmesini istiyorum. Şunu göstereyim hocam. Biraz önceki bu uçurdun mu yavrumu? Bu yavrumuz bizim. Evet. Birerinde dediğim. Aynen. Maşallah. Öyle yavrular isteyen olursa size ulaşsın hocam. Evet. Gerekeni yaparız. İşte o kadar. Arkadaşlar ticari yeteneği de maşallah çok gelişmiş bir kardeşimiz. Evet, şu şöyle bir yandan bir fotoğrafı çok güzel gözüküyor. Maşallah arkadaşlar. Yanaklı fizikle daha evet. Bunun üstüne katar bu kuş. Evet. Maşallah. Neyse dostlar, yağmur geliyor. Biz yavaş yavaş çiftliğe doğru kaçalım. O zaman ne diyelim? Çımız başımız dağılmadan. Arkadaşınki de ahenkle dans ediyor. Biliyorsunuz bizim Ege'de bu şekilde şöyle sotede duralım. Dul'da da sotede duralım. Benim saçlar da karışmadan birbirine. Videolarımızı beğenmeyi, abone olmayı ve bugünkü fitillerimiz hakkında o güzel yorumlar yapmayı unutmayın. Hoşçakalın. Görüşürüz. Görüşürüz.